Merhaba arkadaşlar, ben Alcun. Bugün size kademeli alım ve satım nasıl yapabiliriz, nasıl coin seçebiliriz, piyasanın pozitif veya da negatif durumlarında nasıl hareket edebiliriz, dilim döndüğünce ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben ilk etapta Chase'i seçtim. Bu Chase yani yakın zamanda çıktı. Bir DeFi projesi ve çok da hoşuma gidiyor. Ben uzun zamandan beri takip ediyorum aslında. Tamam, düşmeler oldu ama ben bu düşmelerin ki zaten piyasayı biliyorsunuz, piyasa şu anda negatif. İşte savaşın olması, ekonomik düzenlemelerin şu anda iyi olmaması elbette ki bütün piyasaları etkiledi. Bu kripto piyasasını da etkiledi. Ama ben çıktığından beri takip ediyorum. Yani özellikle Binance'te listelendiğinden beri takip ediyorum. Chase hoşuma gidiyor aslında. Nasıl diyeyim? Son birkaç günden beri aslında takip ediyorum. Yani belki bir aydan beri takip ediyorum. Bunun üzerinde değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda Chase'in bir yükselme potansiyeli olduğunu görüyoruz aslında. RSI'da. Burada da normal grafikte bir düşen pozisyonu var. Şimdi arkadaşlar, kademeli alım yapmak için dediğim gibi önce projesi sağlam olan bir coin seçmeniz lazım. Yani ben mesela şu anda Chase üzerinden gidiyorum. Siz bunu BTC üzerinden yapabilirsiniz. Veyahut da Ethereum üzerinden yapabilirsiniz. DOT üzerinden yapabilirsiniz. Bu yeni çıkan coin Aave üzerinden yapabilirsiniz. NS diye bir coin var. Onun üzerinden yapabilirsiniz. GTC var. Onun üzerinden Pople var. Mesela ben agresif coin olarak değerlendirdiğim birkaç tane coin. Bunların üzerinde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle bakın arkadaşlar, şunlar bu benim kendi grafiğim. Ben bunu siliyorum komple hepsini. Şimdi öncelikle yani zaten normal piyasada, mesela pozitif bir piyasada bir noktadan alırsınız. Özellikle mesela şurası dip noktadır. Yani hani bu coin için dip noktadır. Ha bu ileride nasıl diyeyim daha da düşerse, yani şu şekilde daha da düşerse olabilir. Yani bu kaçınılmaz. Yani bütün piyasalarda bu normaldir yani aslında. Ama şu anda bir baktığımızda özellikle Bitcoin mesela son zamanlarda işte sürekli iniyor çıkıyor. Zaten burada biz bir aralık belirlemiştik. Ben kendim çapımda 45 ve 33 aralığı. Yani burada bakın uzun zamandan beri aynı aralıkta gidip geliyor. Şimdi bu elbette ki piyasaları da etkiliyor. Şimdi ben mesela şurada kareler çizmişim. Belki biliyorsun bunlar range seviyelerdir bana göre. Buradan aşağı düştüğü zaman burada da bir range oluşturabilir. Buradan yukarıya çıktığı zaman tekrar bu range seviyesinde dalgalanmalar yaşanabilir. Şimdi tekrar Chase'e gelelim arkadaşlar. Şimdi kademeli alımda önce sıfır noktası belirlememiz lazım. Yani şöyle anlatayım. Sermayenizi tabii ki ben bilmiyorum. Yani istediğiniz kadar sermayeyle, yani 100 dolarla da olabilir, 1000 dolarla da olabilir, 10 bin dolarla da olabilir, 50 bin dolarla da olabilir. Şimdi 50 bin doların kazancı elbette ki fazladır. Yani özellikle bu kademeli alımlarda 50 bin doların, 100 bin doların kazancı fazladır. Yani düşünsenize, 100 bin dolarda ayda sadece %10 yakalıyorsunuz. 10 bin dolar. Yani 10 bin dolar şu anda bir Türkiye'miz için çok çok mükemmel para. Yani 10 bin dolar kazanmak için yurt dışına gitmenize gerek yok. Burada Türkiye'de 10 bin dolar kazanabilirsiniz. 100 bin dolarla. O %10 söylüyorum ama. Şimdi 50 bin dolarla sadece ayda %10 kazansanız 5 bin dolar yapar. 10 bin dolarla sadece %10 kazan, bakın sadece diyorum, sadece %10 kazansanız 1000 dolar yapar. 1000 dolar bugün Türkiye'de yaklaşık 14-15 milyar arası, yani 14-15 bin arası bir para. Güzel mi? Bence çok güzel para. Yani şu anda bir memur olarak, bir işçi olarak çalışsanız alabileceğiniz en fazla taş çatlasını 7-8 milyar, 10 milyar para alırsınız. Düşünsenize, yani aylık 15 milyar geliriniz var. Sadece sermayeniz 10 bin dolarla şu anda zaten kriptoda bir vergi ödemiyorsunuz. Sadece alım satımlarda fee ödüyorsunuz. Yani bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi benim misal söylüyorum, 10 bin dolarım olsa ben bunu dörde bölerim.
Yani 4'e bölmek ne demek? 2500, 2500, 2500 ve 2500. 2500 dolar. Yani bir alımda 2500 dolarlık alacağım. Şimdi burası bizim sıfır noktamız olsun arkadaşlar. Yani bu sıfır noktası çok önemlidir. Burada 2500 dolarlık alım yapacağız. Yani şimdi ben farazi söylüyorum. Yani elbette ki şimdi nedir? Mesela teknik çizersin. Yani bir oluşum çizmişsindir. Bir üçgen formasyonu çizmişsindir. Veyahut da bir destek seviyesi yakalamışsınızdır. Ne diyeyim? Bir kırılım yakalamışsınızdır. Mesela şimdi şuraya baktığımızda diyelim ki şu noktada bir kırılım yakalamış olsaydınız mesela diyelim ki şurası diyelim. Yani şurada bir düşen var. Düşen burada kırılmış. Kırıldıktan sonra biraz yükselmiş. Şimdi eğer ki sıfır noktanız burası olmuş olsaydı, tamam mı? İlk aldığınız seviyede kazanmış olacaktınız. Yani nereden baksan yani şu nokta 70, şu nokta 1.13. Yani nereden baksanız yaklaşık %40, %30 kazanmış olacaktınız. Eğer ki burayı yakalamış olur. Şu anda bunu ben öylesine çizdim ama yani normalde bunu yakaladığınızda şöyle çizelim. Yani şu mıknatısı şey yapayım. Şimdi şu şekilde yakaladığınızda diyelim ki şöyle bir paralel yol çizdiniz. Dediniz ki ya bu düşen burada kırıldığı zaman benim sıfır noktam burası. Buradan sıfır noktadan aldın. Sattın 130'da. Geldi buraya. Şimdi burası sizin sıfır noktanız arkadaşlar. Bu birinci alım seviyeniz. Burası nedir? Diyelim ki bakın şöyle şey yapalım. Diyelim ki 825'ten 0.825'ten birinci noktanız aldınız. İkinci noktanız arkadaşlar bakın mutlaka bakın eğer ki burada bir düşüş düşen olduğunda burada gelebileceği yer burasıdır arkadaşlar. 724. Yani 2500 dolarlık da artık buradan almak zorundasınız. Yani bu eksi bir noktası. Anlaşıldı mı? Yani burası sıfır noktamız, burası eksi bir noktamız. Buradan aldık. Şimdi eğer ki buradan aşağı düşerse, bakın eğer ki buradan aşağı düşerse, üçüncü alım noktanız arkadaşlar, bir paralel yapı üstten oluşturduk. Şunu silelim. Şimdi ikinci bir paralel yapı oluşturalım arkadaşlar. Şurası ve şurası. Burası sizin paralel yapınız. Tamam mı? Eğer ki bu coin buradan yükselmeyip birinci noktadan aşağı düşse, ikinci noktadan da aşağı düşerse sizin iki, üçüncü nokta alış yeriniz bakın. Yani bu seviyelerde eğer ki coin şu anda burada bu 4 saatlik diyelim ki 3 gün sonra buraya gelecek. Yani buradan dönme ihtimali var. Eğer ki şey yaparsa. 7.24. Burada kendi kafanızda yani bu şimdi buraya kadar bugüne kadar hiç düşmemiş. Düşerse bunun hizasında düşme ihtimali daha fazla. Yani buradan dönme ihtimali. Peki 825 bir nokta aşağısı 724 bir nokta aşağısı 615 olabilir. Yani veyahut da işte 640 seviyesi. Burası sizin üçüncü alım noktanız. Bakın. Şimdi bunları belirledik. Üç tane alım noktası belirledik. Bir noktamız daha var. Yani bir alım hakkımız daha var. Onu da misal yani buradaki seviyeye göre söylüyorum. Yani burası 825, burası 724, burası 643. Burası da diyelim ki 558 olarak belirleyin. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bunu belirlediniz. Bunlar sizin alım noktalarınız. Kesinlikle bu aralardan almayacaksınız. Bakın bu noktaya gelene kadar beklemek zorundasınız. Yani şöyle olabilir. 724'ü beklemezsin de 731'den alırsın. Yani burası destek seviyesi. Veyahut da işte 643'ü beklemezsin de 650'den alırsın. Ama mesela 724'ten 714'e düştü almayın. Veyahut da 700'e düştü almayın. Yani mutlaka bu seviyeye yakın yeri bekleyin. Çünkü 4 tane aralığımız var. 10 bin dolarımız var. Ve bunu aldınız. Şimdi bir arkadaşımız dedi ki ya hocam hani ilk yerden aldık bu çıkmaya başladı. Tamam. Bakın. Şimdi buradan aldınız. Sizin sıfır noktanız burasıydı. Buradan coin yükselmeye başladı. Diyelim ki sizin
satım noktalarından, bakın satım noktaları diyorum, satış noktaları. Satış noktaları belirlerken özellikle kırılım ve tepe noktalarını baz almanız lazım. Burada birinci satım noktanız sizin burası olabilir. Bunu yeşil yapalım. Neden? Burası bir AT noktası. Bak buraya kadar gelmiş ve buradan tekrar geri dönmüş. İkinci satım noktanız burası olabilir. Buraya kadar gelmiş, geri dönmüş. Üçüncü satım noktanız burası olabilir. Dördüncü satım noktanız da diyelim ki, misal söylüyorum yani bunlar hep farazi. Şu anda dört tane de satış noktası belirledik. Tamam mı? Bu seviyelerde istediğiniz yerde satabilirsiniz. Şimdi diyelim ki coin dediğimiz gibi sıfır noktanız burası. Aldınız yükseldi. Ve burada sattınız. 2500 dolarlık coin'i burada işte %20, %30 karla burada sattınız. Coin durmadı, devam ediyor. Burayı direnci geçti. Devam ediyor. Buraya kadar geldi. Yani burada sattınız ama almadınız. Devam ediyor. Farz et, diyelim ki devam ediyor halen coin. Halen devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, eğer ki coin bu şekilde devam ediyorsa zaten piyasa pozitifleşmiş demektir. Veyahut da nasıl diyeyim, bu Cheese için iyi bir haber gelmiş demektir. Yani bu yatırım işte talep Cheese için artıyor demektir. Şimdi bunu zaten önceden analiz yapmanız lazım. Ki bir de alımlar sadece destekte olmaz. Direnç seviyeleri geçildiğinde, tamam mı? Yeni bir mum açtığında, burada 4 saatte göre söylüyorum. Yeni bir mum açtığında alım yapabilirsiniz. Peki buraya kadar gelmedi coin. Buraya kadar da gelmedi. Burada siz sattınız. Şimdi ikinci bir mumu beklemek zorundasınız. Eğer ki almak istiyorsanız, piyasada pozitif gidiyorsa, burada bir geçti, ikinci bir mum açtı. Burası da alırsanız, burada satmıştınız. Buradan alırsanız sizin artık sıfır noktanız bu. Anlaşıldı mı? Burası artık sizin birinci alım noktanız. Peki ikinci alım noktanız burası olur. Üçüncü alım noktanız burası olur. Dördüncü alım noktanız burası olur. Peki buradan aldınız ve coin aşağı doğru düşmeye başladı. Sizin ikinci alım noktanız burası. Buradan aldınız. Buradan da yükselmeye başladı. Bu sefer buradan aldığınızı burada mutlaka satın. Bakın, buradan aldığınızı burada mutlaka satın. Buradan aldığınız zararda ama buradan aldığınız kâra geçti. Eğer ki bu buradan yukarıya devam ederse, bu sefer buradan aldığınızı burada satarsınız. Anlaşıldı mı? Peki çıkmadı yine yukarıya. Buradan tekrar geri döndü. O zaman tekrar buradan aldığınızı burada satmıştınız. Burada tekrar alın. Düştü, buradan alın. Yükseldi, buradan aldığını burada sat. Yükselirse, buradan aldığını burada sat. Tekrar yükselirse, buradan aldığını burada sat. Yani bu şey sürekli, bakın sürüm halinde sürekli devam eder. Peki zarara girer misiniz? Kesinlikle ben zarara gireceğinizi düşünmüyorum. Yani bu kademeli alımlarda. Hocam bu diyelim ki işte sıfır noktanız burasıydı. İşte düşmeye başladı. Düştü, 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 düştü. Arkadaşlar bakın. Bir coin sürekli düşmez. Tamam. Yani mesela şurada bakın hep düşmüş. Değil mi? Sen diyelim ki şuradan aldın. Düştü, zarardasın. Buradan da aldın. Bak buradan aldın, burada sattın. Buradan aldığını burada sattın. Almadın, bekledin. Buradan aldın. Düştü. Tekrar düştü. Aldın. Buradan aldığını burada sattın. Buradan aldın zararda. Buradan aldığını sattın. Burada. Buradan aldığını burada sattın. Düştü. Aldın. Düştü. Aldın. Buradan aldığını burada sattın. Tekrar düştü. Aldın. Tekrar düştü. Aldın. Buradan aldığını burada sattın.
Gördünüz mü arkadaşlar? Yani tamam, buradan aldığını belki artık satmamış olabilirsin ama yani bu coin sürekli böyle düşecek değil. Yarın öbür gün bu coin yukarıya doğru çıkmaya başlayacak. O zaman işte kar almaya başlayacaksınız. Şimdi bu iş sabır işi arkadaşlar. Bu işte ben bunu uzun zamandan beri yapıyorum. Bu işten ben fazla zarar etmiyorum. Yani sürekli az kazanıyorum ama öz kazanıyorum. Yani benim bir stratejim var. Diyelim ki benim kendime göre sermayem var. Yani öyle diyeyim. Şimdi bu sermayem nedir? Yani misal söylüyorum. Yani şimdi herkes şey olarak ben uzun zamandan beri ben yani daha önceden diğer borsalarla da uğraşıyordum. Kripto borsasını ben biraz geç fark ettim. Yani aslında erken fark ettim de böyle olacağını bilmiyordum. Daha sonradan işte 19.000 seviyelerine çıkınca o zaman fark ettik ki 19.000'den yani 19.000 seviyelerine çıktığında fark etmedik. 19.000'den 3.000 dolarlara düştüğünde fark ettik. O zaman aldık ve o zamandan beri de ben kripto işini yapıyorum. O zaman da tabii ki güvenmediğimiz için ben bu işe 100 lirayla başladım arkadaşlar. Bakın 100 dolar demiyorum. 100 lira ile başladım. Şu anda o 100 liranın ben sermayesini yiyorum. Bakın 100 liranın kazancını yiyorum yani. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Şimdi tamam, sürekli strateji değiştiriyoruz. Mesela benim stratejilerimden birisi HODL'dur. Bakın şurada işte yani şurada en aşağı 8 tane coin var. İşte daha başka borsalarda diyeyim. Orada birkaç tane tuttuğum coinler var. Ve benim şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Ben kendime maaş çekiyorum buradan. Yani ben şu anda emekli bir şahısım. Yani emekliyim yani. Yani normal bugüne kadar çalıştığım yerden emekli oldum. Şimdi ben oradan aldım. Elbette ki belirli bir maaşım var. Ama yani o reel maaş. Buradan aldığım maaş şöyle düşünün. Hani konunun en başında ne demiştim? İşte sermayeniz 1000 dolarsa, aylık sizin bir hedefiniz varsa, mesela %10 hedefiniz varsa 1000 dolarla 100 dolar kazanırsın. 100 dolar bugün 1,5 milyar. 5000 dolar ayda sadece hedefiniz %10 olsa 250 dolar kazanırsın. Bakın 250 dolar. Peki 10 bin dolarınız olsa, aylık hedefiniz sadece 1000 dolar olsa 15 milyar yapıyor. Bakın %10. Hedef %10. Yani bu şekilde benim anlattığım şekil, ama bu elbette ki sabırlı olacaksınız. Yani dediğim gibi şimdi bir noktadan aldığınız zaman burası dedik ya sıfır noktası. Burası eksi bir noktası. Burası eksi iki noktası. Burası eksi üç noktası. Yani 1, 2, 3, 4 tane alım yeriniz var. Tamam mı? Şimdi buradan aldığını düştü, buradan da aldın. Düştü, buradan da aldın. Düştü, buradan da aldın. Ha düşerse beklemek zorundasın artık bundan sonra. Eğer ki daha sermayen yoksa beklemek zorundasın. Ama buradan yükseldi. Bak buradan aldığını burada satacaksın. Yükseldi. Buradan aldığını burada satacaksın. Satacaksın, mecbur satmak zorundasın. Tekrar düştü, alacaksın. Tekrar düştü, alacaksın. Tekrar yükseldi, satacaksın. Buradan aldığını satacaksın ama. Tekrar yükseldi, buradan satacaksın. Yükseldi, buradan aldığını bak. Buradan, tekrar buradan satacaksın. Buradan aldığını daha yükselirse burada satacaksın. Eğer ki yükselme devam ederse tekrar bir alım noktası, bir sıfır noktan olması lazım. Ondan sonra her düşmede eksi bir, eksi iki, eksi üç noktaların olması lazım. Her yükseldiğinde satacaksın, her düştüğünde alacaksın. Kademe kademe. Bunu 10 bin dolarla yapan bir insan ayda rahat, bakın çok rahat, gözü kapalı %10 kazanır. %10. Ya ha fazla kazandın, %20 kazandın, %30 kazandın. Ama senin bir stratejin olması lazım. Diyeceksin ki bana ayda %10 yeter. Yani misal ben şu anda kendi şeyimi söylüyorum. Yani ben bu kriptoda ayda kendime 15-20 milyar paramı kazandıktan sonra ben artık diğer kazancımı
hodl olarak beklettiğim coinlerden alıyorum. Ve onlar da zaten belirli bir müddet sonra arttığında, yani genelde yeni projelerden alıyorum ama eski projelerden de aldıklarım var yani. Onlardan da biriktirdiklerim var. Yani misal ki var işte NS, Flow, işte ne diyeyim, HNT, LRC, Mina. Yani tabi bu saydıklarımın hepsini Sant, Mana, yani bunlar Tiata mesela. Yani bunlar elbette ki hepsi yok yani elimde ama yani alacağım coinler bunlar mesela. İşte KuCoin üzerinde var, Huobi üzerinde, işte SNS var mesela. Yani bunları biriktiriyorum, biriktirmeye gayret ediyorum. Bu sermaye azalmıyor arkadaşlar. Yani burada diyelim ki benim, misal söylüyorum yani, diyelim ki 50 bin dolar param var burada. Yani kullandığım 50 bin dolar para var. 50 bin dolar bana ayda 5 bin dolar getirse, bakın 5 bin dolar getirse, ki fazla olur yani. Çünkü yani o kadar açığa almanıza, yani nasıl diyeyim, çok yukarıda olmanıza gerek yok yani. Biliyorsunuz işte Türkiye şartları şu anda, işte insanlar 5 milyar 10 milyara çalışıyorlar. Yani bunlar elbette ki işte et işte %48 zamlanmış, yok bilmem, yani her şey zamlandı, sadece et değil, su değil veya süt değil, işte yani her şey zamlandı. Yani bugün ne alırsanız alın zamlı alıyorsunuz yani, veyahut da bugün aldığınız yarın zamlı alıyorsunuz, benzin işte zamlı, mazot zamlı, yani her şey zamlı. Ama normal şartlarda işte diyelim ki 15 milyara bir insan geçinebilir yani, veyahut da işte 20 milyara, yani çok rahat geçinebilir. Düşünsenize yani burada 10 milyar 10 bin dolar sermayeniz var, 10 bin dolar da ayda 1000 dolar kazanıyorsunuz. Yani o yüzden sabretmek zorundasınız, istikrarlı olmak zorundasınız ve aşırıya kaçmamak zorundasınız. Fazla kazanırsan zaten pozitif piyasada kazanılıyor. Fazla kazanırsan zaten ona göre yine stratejini oluşturursun. İşte dediğim gibi, işte bugün işte diyelim ki 50 bin dolarla 5 bin dolar kazanmışsındır. Senin aylık giderin nedir? 2 bin dolardır. 3 bin dolarını da hodl mantığıyla başka bir coin al yani. Yani onu da beklet yani. Anlatabildim mi? 50 bin dolar sermaye sürekli dursun. Veyahut da işte sermayeniz ne kadarsa. Çünkü bakın ben ne diyorum? Bu işe ben 100 lirayla başladım. 100 lira işte ertesi ay. Ben 12 ay hiç işlem yapmadım arkadaşlar. Bakın tam bir sene 100 lira koydum ama bir sene hiçbir işlem yapmadım. Çünkü platformları öğrenmek zorundaydım. Binance öğrenmek zorundaydım. Huobi öğrenmek zorundaydım. O zamanlar işte Binance vardı. Paribu yeni yeni çıkmıştı. Huobi vardı. Ondan sonra Kraken vardı. İşte bu tür borsalar vardı. Yani böyle fazla bir borsa yoktu. Daha sonradan işte borsalar çoğaldı yani, işte Max'tir, işte da bir, yani bir sürü borsa çıktı yani. Tamam, ama ben Binance'den vazgeçmiyorum. KuCoin'den vazgeçmiyorum. Veyahut da Huobi'den vazgeçmiyorum yani. Sürekli kullanırım. Bakın KuCoin hesabım var. Yani sürekli kullanıyorum yani. Şimdi dediğim gibi yani 100 lira bu ay attım. Bir dahaki ay 100 lira attım. Bir dahaki ay 100 lira attım. Bir dahaki ay işte 200 lira attım. Bir dahaki ay falan. 10 ay, 12 ay boyunca ben sürekli hesabıma para attım. Yani o zaman ne aldım? Mesela iyi hatırlıyorum. İşte Ethereum aldıydım. Mesela BNB aldıydım. O zamanlar. Revaçta olan yani birkaç tane daha coin vardı. Onlardan aldım. Falan. Yani beklettim. Yani ne oldu? Bazısından zarar ettik. Bazısından kar ettik falan. Ama platformları öğrendim. İşte işi öğrendim. Al-satı öğrendim. İşte kriptonun ne olduğunu öğrendik. İşte blockchain nedir? İşte Satoshi nedir? Cad nedir? Cud nedir? Yani terimleri öğrendik. Anlatabildim mi? Ondan sonra baktım ki yani bu iş normal bir borsa gibi. Yani bugün işte BIST'te yaptığımız bir borsa gibi. Ama burası 24 saat. Ve agresif bir borsa. Yani birden işte 5 kat çıkabiliyor veyahut da 2 kat düşebiliyor. Veya işte %50 verebiliyor. İşte %40 düşebiliyor. Yani bunları analiz ettim. İşte teknik de az buçuk, işte TradingView üzerinde teknik çalışmalarımız oldu. İşte birkaç daha önceden işte borsa üzerinden teknik çalışmalarımız oluyordu filan. Şimdi yani birkaç tane teknik bildikten sonra çok da profesyonel olmanıza gerek yok. Çünkü bu işin en önemli safhası uygulama safhası arkadaşlar. Uygulama safhasını hallettiğiniz zaman, yani uygulama safhasında nasıl hareket edeceğinizi bildiğiniz zaman
Yani sorun yok yani. Çünkü yani genelde grafikler aynıdır yani. Değişmez. Yani nasıl diyeyim? Yani bu elbette ki bak demin anlattım işte. Yani düşerken de kazanabilirsin, yükselirken de kazanabilirsin. Şu anda belki bir düşen trend içerisinde ama yarın öbür gün yükselmeye başladığında yani bu farklı şeylere gider. İşte ben sana bugün Chase üzerinden mesela şey yaptım ama siz bunu işte bir EGLD üzerinden yapabilirsiniz, bir DOT üzerinden, bir BTC üzerinden, bir Ethereum üzerinden yapabilirsiniz. Yani bu anlattığım olaylar aynıdır. Yani bir coin işte bu şekilde hareket eder. Yani hiçbir coin şu şekilde hareket etmez arkadaşlar. Hiçbir coin şu şekilde hareket etmez. Veyahut da hiçbir coin bu şekilde hareket etmez. Veyahut da böyle hareket etmez. Yani hepsi bu şekilde hareket eder. Yani dalgalıdır yani. Alım ve satımın olduğu bir şeydir yani. Bakın. Yani şöyle düz şeyde bile gitse coin diyelim bakın şöyle düz gidiyor ama düz giderken dalgalanıyor. Yani şu şekilde düz gitmez yani. Hani kalp atışı gibi düşün. Bazen tak diye atıyor böyle. Tak diye atıyor. Tak. Ve yani şöyle atabilir yani. Anlatabildim mi? Ama her düşüş değerlendirirsen kazanırsın. Her düşüş değerlendirirsen kazanırsın. Yani bu işin düsturu bu arkadaşlar. O yüzden uygulama aşamasında mutlaka dikkat edin. Sabırlı olun, istikrarlı olun. Videoyu biraz uzattık. İnşallah yani hepiniz kazanırsınız. Beni de takip etmeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.